Ukrayna'da Rus işgalcılığı devam ediyor, bilirsiniz. Bir neçə gündür Rus işgalcısı bütün gücüyle o Ukrayna'ya saldırıp ve Ukrayna Cumhurbaşkanı da bilirsiniz ki milletinin yanındadır. Kaçmayıp orada milletle beraber torpağını, vətənini savunur. Hal-hazırda indi orada büyük bir direniş gedir. Bununla ilgili biz istərdik sizden soruşaq ve elbette 2 hafta önce de bu meseleni biz danıştık. Danıştıklarımızın bir çoxu, yani dediğimiz kimi oldu ve indi genel görüntü necədir? Biz onu necə görürük Güney Azərbaycanla? Buyurun. Çok teşekkür. Biz sizin de vurguladığınız kimi düz 2 hafta önce ile bu saatte neler olacağını açıkça anlattık ve o işler de oldu. Hatta o koşullar için, o koşulların altında Ruslar bu işgali edecektiler. Ve hatta o zaman da bilirsiniz ki Putin açıkça gelir dedi işgal etmeyeceğiz. Biz məskuni yerlere, evlere, normal millete hamle etmeyeceğiz. Fakat nizami yerleri kuracağız veya fakat Donbas bölgesinde, Dans bölgesinde o Rus uyruklu insanlara yardım etmek istedik. Yani gördünüz ki Putin'in dedikleri hamısı yalanıydı, özü de bilirdi. Yani aldatmak için ve aranı karıştırmak için deyirdi. Ancak biz 2 hafta önce hele bu bugün olan meselelerin, bugüne can olan meseleleri çok açıkça aydınca anlattık yoldaşlar. 2 hafta önceki Ukrayna ile ilgili danışıklarımıza bakabilirler ki görürler bizim öngörülerimizin çoxu oldu ve olmak halindedir. Üzüntüyle, çok üzüntüyle bunu deyirik. İndi ben Güney Azerbaycan'dan bu Ukrayna meselesini diyeceğim. Çünkü dünyanın da en çok yani gündemde olan her habere siz baksanız Ukrayna meselesi var. Buna mecburuz biz de işaret edelim. Bize göre necə görür, bizim tarafımızda necə görünür. Biz Güney Azerbaycan'dan bakanda görürük ki Güney Azerbaycan'da milletimizden soruşsanız 2 tane Rus geldi işaret ederler. Hele Azerbaycan'da onun adını derler Rus geldi. 2 Rus geldi. İki defa Güney Azerbaycan Rus işgalinin altına giribdir. Ve bu işgal vaziyetinde evleri talan edipler, zemilerimizi yandırıplar, evlerin kapılarına kadar söküp aparıplar Rus soldatları, kadınlara tecavüz edipler, məsum insanları, uşaqları, zayıf insanları, sakin insanları hamısını katliam ediblər ve böyle bir vahşet ki Rus ordusundan, Rus soldatından Güney Azerbaycan'da var. Heç milleti yani yoktur. Halbuki bilirsiniz ki İran devleti Güney Azerbaycan'ı işgal edip öz təbliğat gücüyle Güney Azerbaycan Türk milletine mercber İsrail, mercber Amerika filan dedirdir. Halbuki indiyəcən İsrail Güney Azerbaycan'ı işgal etmiş ve bu cinayetleri Güney Azerbaycan'da etmiş ve ne Amerika. Elbette Amerika'nın verdiği silahlar Mehmet Şah'ın arkasında durarken ve verdiği uçaklarla Güney Azerbaycan bombardıman olup ancak gerçekte budur ki Güney Azerbaycan Rus elinden işgal olup 2 defa ve hali hazırda da İran devletinin elinden işgal altındadır. Ona göre düzdür ki biz mercibər peşinde değilik ve hiç mercibər şuarını beğenmirik. Ancak milletimiz düşmanını yaxşıca belli etmelidir ve düşman ile bizim xiyabanlarımızda yürüyen İran'ı temsil eden ve İran Fars işgal sistemini temsil eden güçtür bize göre. Ve onun arkasında duran tabii ki Ruslar ve Çinlilerdiler hali hazırda. Bu iki Rus geldinin çoklu ailelere etkisi olmuş. Hatta bizim öz ailemize de tecavüzler, cinayetler ve katliamlar ki Azerbaycan'da olmuş. Bizim ailemize de ve çoklu ailelere de soruşsanız etkileyiptir. Ancak İran hakimiyeti bunu hafızalardan silmeye çalışıptır. Bunu tarih kitaplarımıza çünkü onun işi bu değil. Onun işi bizim hafızamızı silmektir. Ve İran varsiyonu ve İran çeşidi haberi bizim ve bilgileri ve tarihi bizim beynimize vermelidir. Halbuki gerçek budur ki bizim indi yalnız biz mecburuk diye ki mesela yaşlılardan soruşsanız 70-80 yaşında adamlardan soruşsanız, halbuki böyle olmamalıdır. Tarih kitaplarımızda olmalıdır. Uşaklar bunu okumalıdırlar medreselerdeki Güney Azerbaycan'da Rus katliamları ne etki bırakıp ailelere. Halbuki bunlar danışılmır.
Ve bilirsiniz ki tam tersinedir. Çünkü Güney Azerbaycan her boyuttan, her cembeden işgal altındadır. Ve cembelerin biri de ittilati ve bilgi sahasıdır ki, o da İran ittilat ve malumat bombardımanının altındadır. Biz Güney Azerbaycan İstiklal Partisi'nin beyaniyesini yoldaşlardan xahiş edirəm oxusunlar, yayılıbdır ve Ukrayna'nın elçiliklerine ve məqamlarına da getirilibdir ki, Güney Azerbaycan İstiklal Partisi Güney Azerbaycan milletini temsilen Ukrayna milletinin Rus işgalçılığına karşı direnişinin yanındadır. Ukrayna milletinin iyice savaşının yanındadır. Hatta Azerbaycanlılardan da bilirsiniz ki Ukrayna'da savaşan vardır Ruslara karşı, Türk milletinden. Yani Azerbaycan vatandaşlığı olan, Türkiye vatandaşlığı olan ve başka milletlerin vatandaşlığı olanlar da Ukrayna'da indi Rus işgalçılığına savaşırlar. Güney Azerbaycan İstiklal Partisi'nin beyaniyesinde açıkça buna işare olunur ki, Güney Azerbaycan ele Ukrayna'da, Ukrayna kimin ve Ukrayna tarihine benzer Rus işgaline uğramış ve yaxşıca anlayır ki, Güney Azerbaycan yaxşıca anlayır ki, Ukrayna'da indi nə geçir. Ve bunlar bize iki yol. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda biz bunu təcrübə etmişik ve Ukrayna milletinin yanındayız ve Ukrayna milletinin prezidentinin Cenab Zelenski'nin yanındayız. Onun öyle iyice direnişinin, iyice kalıp orada əsgər paltarı giyib normal bir əsgər kimi savaşmağının yanındayız. Ve elbette bunu bilirsiniz ki, müqayisə etsəniz, biraz önce de siz işare ettiniz, bölgenin rəhbərlərindən, sözde rəhbərlərindən hesaplasanız, fark eləməz hansı olur olsun, Rıza Şahı olur olsun, ya hər kəs olur olsun, mən ad gətirsəm, elə bir çətin bir məsələyə düşəndə qoyub qaçıblar. Niyə? Çünki onlar hər zaman sərmayə güzarlıqlarını, pullarını, varlıqlarını beyinsel olarak, mali olarak ayrı yerlere koyuplar. Avrupa'ya, Amerika'ya, başka yere. Ve bir şey, yani o milleti çalmak, çapmak ve talamak işinde olublar. Mehmet Şahadis, herkes de sağ. Yani o bölgede orada bir şey olanda, iş çetine gelende koyup kaçıplar öz pullarının yanına, öz mallarının, envallarının yanına. Halbuki biz bakırız, görürük ki bölgede cennette bazı rehberler var ki savaş zamanı ölüme karşı gidipler ve şehit de olublar ve öz milletlerinin, öz vatanlarını savunmakta ölüp gidipler. Onlardan da yani Arap rehberlerinden, Arap liderlerinden de var ad getirsek ve Türk rehberlerinden ve görürsünüz ki Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'de o zaman hiç Türkiye parça parçaydı. Bir parçası Yunan altında, bir parçası Fransa, İtalya, Rusya altında. Görürsünüz ki Mustafa Kemal şimdi rehberler orada hem milleti bir yere yıldılar, ordunu bir yere yıldılar ve dirnağla, elinle, normal silahlarla, her şeyle kadınların boynundaki kızıllarla yığıp demirle her şeyi erittiler ve topla, silahla durdular işgala karşı ve indiki Türkiye'yi yarattılar. Bunlar bize en büyük numunedir işgala karşı savaşa. Biz böyle bakırız Ukrayna meselesine. Ukrayna meselesine üç çeşit bakmak olar. Biri insani bir yaklaşım. Yani insani seviyede. O da budur ki görürsünüz sosyal medyada, televizyonlarda açsanız bu öyle firavandır. Her yerde baksanız mesela birisi yaralanmış, birinin yüzü gözü kanlı ya birisi şehit olunmuş veya mesela birisi Rus tankını vurmuş. Bunlar ki bu görüntüler, videolar, açısılar ki görünür. Bunlar o insani bunun boyutudur. Hatta görürsünüz tezahüratlar ki Bakı'da olur, tezahüratlar ki dünyanın başkentlerinde olur, Türkiye'de, hatta Rusya'nın içinde olur, Rus işgalçılığına karşı. Ve ben çok sevindim ki bir gün o videoları gördüm Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, Bakı'da ve başka şehirlerde Rus işgalçılığına karşı tezahüratları, eylemleri gördüm ve ben çok sevindim. Elbette buna benzer Güney Azerbaycanlılar, Türkler ve Ukrayna'nın yanında olan insanlar Tehran'da, Tebriz'de de bunları da gördük ve şahit olduk ki merci ver Putin falan dediler, ancak herhalde ele cennete işgalcılığa karşıdır bu mesele. Biz bunun insani boyutudur ki görürsünüz 10 binler insan indiyeceğim
Hele bu Ukrayna işgalinde, Kırım işgalinde ve doğuda olan Ukrayna'nın doğusunda şehit oluplar, ölüpler ve on binler de ölecekler, o düşücü görünür. Bu bunun insani boyutu, bu facia, bu felaket ki bu insani boyutta. Su meselesi var şehirlerde, yemek meselesi var. Bankırlarda, zemlerde, binaların, hastanelerin, metrolarda yatmaklar ve bu çetin vaziyette. Bunun insani boyutu. Tabii ki biz de onu hissediyoruz. Ancak bunu bilirsiniz ki ne kadar kaçkın, yüz binler kaçkın, yüz binler yani yaralı savaşan, bunlar onun insani boyutudur. Ve elbette ki Ukrayna milletinin bu milli iradesi her şeyden daha çok göze değer burada. Ve biz bunu yani tahsin ediyoruz ve Güney Azerbaycan'a da böyle bir şey arz ediyoruz ki milli iradenin, milli istek her şeyin üstünde gelir Sayın Haray Bey. İkinci Doğru. boyuttan bakabilsek bu milli boyuttur. Milli bakış ve milli boyuttan da baksak görürük ki Ukrayna deyilen ülkenin zaten 8 yıldan çoktur işgal altındadır. Kırım işgal olunmuş. Ve hatta Doğu bölgesinde, bu Luhansk bölgesindeki diller, Ruslar çoktan oraya casuslarını ve şibhi nizamilerini, militantlarını, katillerini dökmüşler oraya, pasportlar vermişler Ukrayna vatandaşlarına ve milli olarak bir Ukrayna millet olarak onu çürütmüşler ve parçalamaya çalışmışlar. Ve bakırız görürüz ki Ruslar o milletlerin hakkı altında, self determination, o çoğuna hutmuhtarlık diye, o bahanesi altında, hatta Lenin'in dediği bunu ve Putin de bunu defalarca tekrar ediyor ki aynen Rus milletinin, Rusların ki Ukrayna'da yaşıyorlar, onların haklarını savunurum, ona göre ben bu savaşı eliyorum. Yani bu bahanenin elbette ki çok yalandır. Niye? Çünkü eğer Rusya ve Rusya devleti ve Putin self-determination'a, milletlerin özünü idare etme hakkını inansaydı, onda öyleyse Rusya'nın içinde milyonlar değişik Türk milletleri işgal altındadır. Bütün Sibirya, bütün Avrupa'nın batısı, bütün Kafkas, bütün Dağıstan, Çeçenistan, bütün bunlar işgal altındadır. Rusun işgal altındadır. Bunların self-determination'ı ne olur? Ancak bunu bilmek lazımdır ki Ruslar ele bu self-determination meselesini, bu milletlerin özünü idare etmek hakkı meselesini Ermenilere de indiki Xankəndində şamil edebilirler. Yani aynı hakkı. Necə ki özlerine hak verirler Ukrayna'nı işgal edip orada Rus milletini özleri dediği kimi Kırım'da veya Luhansk'da öz haklarına getirirler, öz devlet hakkına, yani öz devletleri olsun. Bu hakkı, bunu bilin ki Xankəndiyə de şamil edebilirler. Çünkü orada bilirsiniz ki sözde Rus sülhü meramlı ordusu hali hazırda Azerbaycan'ın düz yüreğinin içinde Xankəndidədir. Yani onların Ermenileri güya orada muhafaza edirlər. Yani bu bize çok tehlikeli bir meseledir ve çok tehlikeli bir presedanstır ki bu milletleri özünü idare etmek meselesini kullanırlar bu hakkı. Bu bize çok çok tehlikelidir. Gene de Rus devleti, devletçiliği ve Putin de onun sözcüsü olarak açıkça tarihten danışır ki zaten Ukrayna, hatırlatım size ki Putin zaten bunu George W. Bush'a bir zaman demişti ki, bana göre 93'te, 94'te demişti ki, zaten Ukrayna bir gerçek bir ülke değil. Yani bunu mizahla mı demiş olsa, bu ne bir siyasi bir sözdür, ne bir yani doğru bir sözdür. Halbuki yani Rusların tarafından böyle görünür. Onlar Ukrayna'nı çok da böyle müstakil, ayrı, sevren bir devlet ve millet görmürler. Niye? Çünkü Rusların tarafından Ukraynalılar, yani Kiev Rus meselesine işaret edirler tarihteki. Zaten biz aynı milletiz. Bunların öyle özlüğünden varlığı yoktur. Ukrayna bir millet kimin, bir devlet kimin. Öyle hemen Ruslardılar. Öyle. Onlar öyle bakırlar. Ancak tarihe işaret edirlər. Gene de Rus devleti temsilciliğinde Putin. Halbuki tarihe siyasi meselelerde ve indiki bu cereyan şey edir. Bu işgalçılık ki Ukrayna'da. Tarihe çok rücu etmek olmaz. Çünkü tarihe rücu etsek onda Ukrayna'nın bir bölgesi Kırım'da dahil, Osmanlı'ya dahil olmalı. Yani Türkiye'ye dahil olmalı. Tarihe rücu etsek böyle olur.
Yani böyle laf böyle geçmiş de laf böyle 100 yıl önceki tarihe baksak öyleyse bütün Arap ülkeleri göre yani Türkiye'nin idaresi altında. Tarihe rücu etse göre İran indi Türklerin aleyhine icra. Çünkü Qacar'dan dönür işgalcılığa ve Fars işgalcılığına. Demek tarihe o kadar da tarihi bilmek lazımdır. Tarihi her şeyi bilmek lazımdır tarihte. Ve ondan demek olar ki bir türlü ders almak lazım ki indi geleceğe yönelik necə eləyək. Yoxsa deyək tarihte bəs belli 100 il önce böyle olubdu, 200 il önce böyle olubdu. Bəs mənim haqqım var ki işgalcılık eləyəm burada. Böyle bilirsiniz İranlılar da böyle tarihe rücu eləyirlər ki Haxamənişi belə geldi, Kuruş elə geldi. Bunlara yani siyaset dünyasında, siyaset alanında tarihe rücu eləmək biraz sahtekarlıqdır yani. Yani işgalcılığa hatta bahanedir. Bu ikinci boyuttan bakırıq biz Ukrayna havalisine. Üçüncü boyut daha uluslararası ve jeopolitik ve siyaset, coğrafi siyaset alanıdır ki dünyada. O da gene de Rus tarafından belə görünür ki, NATO'nun ülkeleri bize yakınlaşır, bize söz vermiştiler ki NATO gelişmeye daha yayılmayacaktı, daha çok almayacaktı. Halbuki 14 ülke daha da katılmış NATO'ya ve daha, NATO daha da güçlenip indiki Sovyet yoktur. İndiki dünya iki kutuplu değil. Bizde normal bir özleri değiller, işte, demokratik bir memleket. Öyleyse NATO'ya ne lüzum var idi ki? Hem güçlensin hem de çoxalsın üyeleri. Bunlar dünyanın Rus tarafından böyle görünür. Halbuki dünyanı o kadar etkiliyor ve Ruslar o kadar özlerine güvenleri var ki bu kadar risk edipler ki Rus devleti indi ve Putin de dahil çok dünyada pis bir vecihesi var bilirsiniz. Yani onu Hitler'e benzedirler. Yani bu işgalcılık, bu cinayetçi Ukrayna'da olur. Rusya'nın siyasi vecihesini, görüntüsünü insanların arasında, milletlerin arasında çok çok pis vaziyette salıp Avrupa'da, Amerika'da ve dünyada izole olubdu. Hatta Poroshenko ki eski Ukrayna'nın prezidentiydi ve Rusçuydu da, o da deyir ki Ruslar işgalı tərk etsinler ve Ukrayna işgal etmesinler. Yani o meşruiyetini hatta bir ülke olarak, bir kanuni ülke olarak elden ver doğru değil, azalıbdır meşruiyeti Ruslar, Rus devletçiliğinin. Niye? Çünkü böyle çok çok gayri kanuni görünür ki, böyle cirinsin bir memleket onun başkentine böyle yakınlaşmak, böyle bombardımanlar, meskuni evleri vurmak falan bu Rusya'ya çok zarar vurup. Aynı halde böyle bir presidans, böyle bir dev koyulsa ki herkes orada bir yerde Türk var, bir yerde öz uyruğu milleti var. Mesela Rus var cinsini işgal etsin. Öyleyse Türkiye de Bulgaristan'ın bir parçasını işgal etmelidir. Öyleyse Türkiye mesela Yunan'ın bir parçasını işgal etmelidir ve Irak'ın bütün kuzeyini, Suriye'nin yarısını yani böyle olmaz ki. Öyleyse Çin daha cüret tapacıktır ve Çin'e daha kanuniyet verilecek ki Tayvan'ı hemen işgal etsin. Ve zaten Çin'de böyle bir teşebbüse kalkmış. Yani böyle ona göre üçüncü dünya savaşı buna değildir. Bu boyut farklıdır. Dünya boyutu farklıdır. Şimdi bilirsiniz ki neçe saattir ki yani bir gün olmayıp ki Rusya atomi füzelerini de amade baş haline getirmiştir. Böyle bir yani üçüncü dünya savaşının tehlikesi tehdidini eliyor. Böyle bir dev olsa öyleyse ya daha o felsefede Hobbesian world diyorlar. Yani Thomas Hobbes'in dediği o natural world yani güçlü haklıdır. Yani onun için gücü var çünkü bu kadar gücü var mesela o haklı da eleyebilir. Böyle bir dünyada yaşamak tabii ki olur hemen cengelde yaşamak hemen o yine de ona derler doğal bir durum. Yani herkes güçlüdür, güçlüdür. Doğada görürsünüz hayvanlar nece yaşıyorlar. Her zaman birisi güçlüdür vurur obisini dağıdır hiçbir şey de olmuş. Ve öyle görünür ki onu yiyir. Ona ihtiyacı var, ona etine ihtiyacı var, onu sökür dağıdır yiyir. Ve tenha meşruiyet, tenha kanuniyet civarıdır, o da güçlüdür. Halbuki dünya kanunlarına dayalı milletler ve memleketler davranmalıdırlar. Rusya dönür hemen o Hobbesian vuruldu. Hobbes'in dediği vuruldu dünyaya ki. Yani çünkü ben güçlüyüm, eleyebilirim, eleyirim.
Ve mənə də bir şey eləyə bilməzlər. Bu təhrimlər ki, Amerika və Avropa və məmləkətlər emal edirlər, mən onların yağını da canıma sürtmüşəm. Çünki zaten onu eləyə bilərsək, amma bəlkə uzun sürədə çəkə bilməyək, onu bilmirik. Ancaq dünya səviyyəsində baxsaq, ərz edirəm, böyük görüntüyə baxsaq, o şey ki, İngilizcədə ona big picture deyirlər, bu hali hazırda Rusiyanın zərərinədir. Çünki dünyanı daha da hazırlattı Rus qarşıtlığına və daha da dünyanı, yəni qardını daha da güclü tutur indi dünya Rusiyaya qarşı. Və Rusiyanın o qədər yalanları ki, bir gün ne bileyim Putin gəlirdi deyirdi, bir gün Lavrov gəlirdi, aa biz işgal etməyəcəyik, biz böyle, biz yani biz yalnız belli oldu indi ki, yani bəzilərinə belli oldu. Biz onu 100 il öncə də bilirik ki, Rusiyanın niyyəti fəqət yayımcılıqdır, işgalçılıqdır. Ve o özleri ana Rusya deyirlər, Mother Russia. Bu ana Rusya, bu Rusya yalnız böyüsün ve gelişsin ve gücünü ve arazisini geliştirsin. Biz böyle bakırıq meseleye. Bir de niye yani Ruslar bunu gene de o dünya jeopolitikinde bakanda Ukrayna önceden Azerbaycan'a da bu söz deyilibdi, food basket, bölgenin yemek səbəti. Ukrayna indi o vəziyyətdədir. Ukrayna dünyanın mineral olarak, uranium olarak, yeraltı kaynakları olarak dünyanın hemen 4. seviyesindedir. Çok çok zengindir Ukrayna. Buğda olarak, arpa olarak ve değişik yani yemek yani yemekler olarak. Bu hatta Türkiye'ye sadır eleme, Avrupa'ya sadır eleme ve geçit yolları, çoklu enerji geçidi oradan geçir. Ukrayna çok çok zengindir. Ve tabii ki Rusya bunun bir parçasını istiyor. Rusya her zaman zengin yerlere emmek istemiş, güneye taraf emmek istemiş ve indi de aynı işi görür. Yani çok çok da böyle acip bir şey değil bu. Bu normal idi, bu geç tez olacağıdır ve Rusya'nın yayımcılığı illa da ki Karadeniz'de devam edecek ve bir türlü eğer eleyebilsek Ukrayna'nın güney tarafını kapata Karadeniz'e ve Ukrayna bir qara memleketi ola, toprak memleketi ola, denize yol olmaya bunu eleyebilsek eleyecektir. Ve Rusya tabii ki öz şansını deneyecek her türlü. Bunun yanında, bunları indiki danıştık, üç boyuttan baktık meseleyi. Bunların yanında siz düşünün ki Türkiye eğer NATO muahidesi olmasa Türkiye'de, eğer Türkiye'nin o güclü ordusu olmasa, eğer Türkiye milletinin bu milli iradesi her zaman özünü savunmağa, savaşçılık milli iradesi olmasa ve NATO ile de müahidesi olmasa, Türkiye ile Ukrayna'nın çok bir farkı olmaz. Bunu bilirsiniz ki, gelecekte bunu ederdi. Ancak niye Ukrayna bak, Ukrayna düşünün ki çölde, ormanda, ortada bir kuzu kimin, bir koyun kimin bir şişman, bir koyun kimin zengin, eti, yağı, yünü çok bir kudu, muahidesiz. 30 ildi muahidesiz. Elbette ki NATO'ya bir gözü var idi, elbette ki düşünürdüler bunları. Ancak her şey Ukrayna'nın zararına olup geçen 30 ilde. Bütün muahide, hatta Minsk muahideleri bile, muahide de değil anlaşmaları Ukrayna'nın eli. Çünkü Ukrayna'nın hiçbir muahidesi, hiçbir güçlü memleketinden olmayıptı. Maalesef Azerbaycan'a bakın siz. Azerbaycan daha da zayıftır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne arz ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti mecburdur bazı muahidelere girsin ki özünü savunabilsin. Dünya jeopolitiki öyle şahsi düşüncelerle, şahsi ehsaslarla falan değil. Mütlak güçlü muahidelere girmelisiniz. Yoksa böyle yerde adamı, milleti, memleketi ve adamı didip dağıdarlar. Ve illa da ki Rusya'ya yakın olsanız, Rusya'ya komşu olsanız. Rusya'nın geçen defa da arz edildi. Bütün komşuları indiyeceğim. Bütün Japon'un kuzeyinden bakın. Ta Finland'a kadar yani böyle Rusya'nın haritasına baksanız. Bütün Rusya'nın komşuları Rusya'nın işgalçılığına indiyeceğim maruz kalmışlar. Ve bu yani Rusya'ya düşünün ki ben de aynı analojini getiririm. Bir ayıyla komşusunuz. Ayı değiller. Onların totemlerde zaten ayı, medvet. Düşün bir ayıyla komşusunuz. Bu bir gün sizin kapınızı sökecek, bir gün gelip bir şey uğurlayacak. Yani bu olacaktı. Ona göre ayıyla komşu olan yere çok çok hazır olun.
Yani Azerbaycan devleti de, Türkiye devleti en azından bizim devletler. Mutlak buna hazır olmalı. Biz gene de Türkiye'ye gelince bana göre ve bize göre yani bizim tarafımızdan bakılanda Türkiye bu oyunu yaxşı oynayıp hala buraya can. Yani Rus işgalcılığının. Bir taraftan Rusya'ya yardım edip, Rusya'nın muahideleri var. Rusya'nın bilirsiniz S-400 füzeleri, savunma füzeleri. Bir taraftan Rusya'yla ne bileyim turizm 3 milyona yakın Rusya'dan turist gelir her yıl Türkiye'ye. Ve Rusya'yla değişik alışverişler filan ki milyarlar milyarlar bu şeydir. Yani adetler çok büyüktür. Rusya'nın ilişkileri öyle değil ki siz bilirsiniz ki hemen kesilir. Gene de ayının komşuluk meselesidir. Rusya bu oyunu, Türkiye bu oyunu çok yaxşı oynayıp hala buraya can. Ukrayna ile ilgili Ukrayna'ya yardım da edip bilirsiniz ki Bayraktar SİHA'ları yani silahlı dronlar bilirsiniz ki onlar fakat tanınmışlardı çoklu silah yardımı ve değişik yardımlar. Hatta Azerbaycan devleti de yardım edip Ukrayna'ya. Yani Azerbaycan'a gelsek onu da diyeceğim. Ancak Türkiye devleti hele buraya can çok yaxşı oynayıp bize göre ve o balansı, o dengeni bir türlü riayet edebilirdi. Çünkü Ukrayna işgalcılığı indi var ama Rusya hemen oradadır. Yani bu mesele gelip geçecektir. Ancak Türkiye devleti ve onun yani idarecisi Sayın Erdoğan da bu oyunu Ukrayna meselesinde hele buraya da çok yakçı oynayıplar. Azerbaycan'a gelende Azerbaycan çok ağır baskı altındadır Rusya'nın. Rusya ile ilgili bilirsiniz ki gene de tekrar edeyim Rus ordusu hali hazırda Azerbaycan'ın yüreğinde Xankendi'de Ermenileri muhafize bahanesi ilan oradadır. Sülh meramlı olmak bahanesiyle orada. Bu Azerbaycan'a ağır baskı koyar. Ve bunu unutmamalıyım. Yani resmen Rus ordusu Azerbaycan'ın ortasındadır. Yani 30 ili de orada değil, indi oradadır. İkinci Qarabağ müharibəsində o bahane ile gelirler. Bir taraftan da gene de bu büyük tehlike ki var Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ı zayıf düşürür Azerbaycan devletini bu meselede ve Azerbaycan'a baskını artırır. O da nedir gene de biraz önce dedim milletlerin özünü idare hakkını Ermenilere Xankendi'de veya bu Qarabağ'ın bu bölgesinde ki bunlar ona Ermenice ad koymuştular. Orada bu Ermenilere şamil olabilir. Bu Azerbaycan'a çok büyük bir tehlikedir. Halbuki Azerbaycan toprak bütünlüğünü Rusya kabul edilir ve biraz önce de danışsak o 43 maddelik kararda ki Sayın Aliyev imzalayıptır. Yani deklarasyondur, bir beyaniyedir. Orada da buna ağırca tehdit olunur ki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü Rusya kabul edilir ve muhafaza elemeye hazırdır ve bilakis de Azerbaycan da Rusya'nın. Çünkü iki eşit devletin arasında imzalanır. Ancak yine de bu tehlike bize çok önemlidir. Bizim görüşümüz Ukrayna var. Ben barasında buydu. Bir de bir balaca benzetme edek Rusya ile Ukrayna arasında. Bilesiniz ki Ukrayna'nın durumu nedir Rusya ile karşı. Ukrayna'nın 2021'de yani geçen yıl tam bu öten ilde 4,7 milyon milyar dolar Ukrayna kaçlamış silah üretimine, geliştirmesine. Düşünün ki aynı zamanda, aynı bir ilde Rusya 45,8 milyar dolarlık xərcləmiş. Yani 10 bərabərdən de çok. 10 kat çok Rusya. Yani düşünün ki, ne kadar Rusya daha güçlüdür Ukrayna ile müqayisədə. Rusya'nın 900 min savaş əsgəri hazırdır. 2 milyon rezerv olarak savaş əsgəri hazırdır. Olur 2 milyon 9 yani 3 milyona yakın. Bu çok büyük bir miktardır. Halbuki Ukrayna'ya gelende 196 bin askeri savaşa hazırdır. Ve rezerv çağırsa 900 bin. Yani mügayese olunacak değil. Olur tekriben 3'e 1 burada. Belki de 4'e 1 bile. Ukrayna eleyebilir özünü muhafizelemekte illa da ki başkenti ve bu şehirleri 125 bin askeri faal halına getirir o 196 binler. Halbuki hali hazırda Rusya Ukrayna'nın içinde ve etrafında 280 bin asker topluyordur. Bu da mügayese olunacak bir vaziyet değil. Ukrayna'nın 3300 tane tankı ve topu ve taşınacak
savaş aracı var. Halbuki biz Rusya'ya gelende bu 15.857 tanedir. Yani 5 kattan çoktur. Bunları nezere almalısınız. Savaş uçağına gelende Rusya'nın 1.391 tane savaşı varken Ukrayna'nın 128 tane var. Yani 10 kattan çoktur. Helikoptere gelince savaş helikopterlerine dedi. Rusya'nın 821 taneden çok olan halde Ukrayna'nın 55 tane vardır. Submarine gelince deniz savaşında submarine kullanılır. 49 tane Rusya'nın varken Ukrayna'nın sıfırdır. Bunları nezere almak lazımdır. Ancak bir şey, ben sözümü böyle bitireyim. Bir şey ki bu indi bu savaşta, bu işgalcılıkta var. O da Ukrayna milletinin milli iradesi, milli isteği özünü savunmağa ve o neden ve o encize ki onu bahis olur savaşa, o 100 kattır Rus askerine mukayesede. Videolar var ki Rus askerler ki yakalanıptı. Onlardan soruşulur ki siz ne işiyorsunuz burada? Ne deyip bilmirik. Onları normal tetbikat için getirdiler. Yani bilmirler ki bunlar ne işiyorlar. Asker de tabii söze bakır ve vurur. Ancak demek istiyorum, buna işaret etmek istiyorum ki milli irade ve savaşa irade ve özünü difa elemeye irade kat kattır, 100 kattır. Halbuki Rus askerinde bu milli irade görünmüyor. Niye? Çünkü bu milli bir irade değil. Bu bir işgalcılıktır ve zaten onlar orada garip bir yerde benzin yok. Askere yemek lazım. Ha, yani yalnız tancı oraya getirip birine şehrin kırağında vurmak değil ki onu askere yemek yedirtmek lazım. Yani asker ne kadar neçe saat savaşabilir? Bu tancı neçe saat gidebilir? Ona göre böyle bir halde imkan var ki yani öyle de görünür ki Rus ordusunun hızı, sürati çok azalmış ve hatta bazı yerlerde dayanmış. Bu neyin neticesindedir? Bana göre en çoku Ruslar düşünürdüler ki bir günde, 2 günde bu meseleyi bitirecekler. Olmadı. Milli irade ve illa da ki Prezident Cenab-ı Zelenski'nin öyle iyice, mertçe duruşu ve bütün millete silah da dağıtması ve hatta tanınmış millet, hatta milletvekillerinden biri şehit olmuş. Yani öz vatanına göre. Ve bütün tanınmış adamlar, ne bileyim futbolcular, milletvekilleri, eski yani tanınmış, yani ben çoklarını bilirim. Onlar kuşanmışlar, silahlanmışlar ve savaşladılar. Bu bahis olmuş ki o kadar da ki Ruslar istediler o hızından olmasın. Gelip buraya yetişmiş. Güney Azerbaycan'ın ilk sözümde yüreği ve beyni ve düşüncesi Ukrayna milletindendir. Niye? Çünkü bunu yaxşıca tecrübe edip Rus işgalcılığını ve biz her milleti ki, her devleti ki Rus'a karşı savaşa onun yanındayız. Çünkü biz Ruslar ta Azerbaycan topraklarından, Büyük Azerbaycan topraklarından, Kafkaz'dan ve Büyük Türk topraklarından, Orta Asya'da ve Sibir'de çekilmeyipler, öz yerlerine, öz Moskova yerlerine dönmeyipler. Biz her zaman Rus'a karşı her gücün, her milletin yanındayız. Buyurun. Çok sağ olun sen Oğuz Bey. Bu Ukrayna meselesine ilgili bir sualım daha olacak sizden. O da bu Çeçen savaşçılarıdır. Bilirsiniz, görüntüler, videolar paylaşılıp ve bunlar namaz kılırlar. Ve böyle görsetmek istiyorlar bu karakterde, bu kadrda ki sanki İslam da hücum edilir, ne bileyim, Ukrayna'ya. Bu böyle bir şey bir vardı orada ve Çeçenistan'dan Çeçenler bir büyük grubu hala hazırda Rus savaşçılarıyla beraber ele Ukrayna'da savaşacaklar. Bununla da ilgili bir olsa lütfen kısa sizden işte. Bilirsiniz yani bu evrim sürecinde tekamül değiller. Evolution İngilizce. Evrim sürecinde bir hayvanı tanıyor, sonra da kurttur. Öyle çöllerde gezer, çıkarırlar, yer özüne bir sistemi var. Ancak bu insanlar bunun bazılarını yakınlaştırmışlar özlerine, ona yemek vermişler, sonra tutup onu balalarını saklamışlar, onun boynuna zincir salmışlar ve onu yavaş yavaş ehlileştirmişler, evcilleştirmişler. Biz ona da it diyoruz. Yani it zaten ilmi olarak it bir ayrı bir növ değil.
hayvanların arasında. Ele hemen gurttur. Yani onun genetik olarak aynıdır. Ancak o evcilleşipti. Onu mesela sen bunun paçasını yapış, onu yapışır. Bunu dişle, ona gap, buna hür, hürür. İt böyle bir hayvandır. Bu anlama gelmez ki it pis bir hayvandır. Çok da güzel bir hayvandır. Biz hayvanları severiz, iti de severiz. Bize göre de it de neymiş yani. Yani ite o bizim kültürümüzde ve dilimizde iti tahkir olarak işlederler. Ama herhalde ben doğrudan bunun ilmi olarak meselesine bakıyorum ki, böyle azat olarak, özgür olarak Sibir çöllerinde ve Türk çöllerinde kurt yaşıyor ve bunu insanlar getirip yavaş yavaş ehlileştirip erzeledim nece ehlileştirip uşaklarını gidip oğurlayıp getiripti. Böğürlerini yakalayıp indi toras alıp ne bileyim şey tele koyup tuzak koyup tutup boynuna zincir salıp ve yakçılarını öldürüp onlar için baş aynıklı öldürüp Cevher Dadayıf kiminlerini bütün o askerler için bütün o Çeçenler için o kadar yani karpet bombing geldiler Grozny'ni bütün şeyi Çeçenistan'ı öyle katliam ettiler Yeltsin zamanı ve ile bu Putin zamanı ve onlara çok hürmetsizlik olarak da danıştı Putin ben onu kelime işletme istemiyorum. Yani Çeçen milleti ve Çeçen milletinden çok dünyada bizim o bölgede zecr Çeçen ve faciye ve katliama uğrayan yoktur. Ancak mesele olur ki onun içinden getirirler hemen o hainleri, hemen o satkınları, ehlileşenleri, evcilleşenlerin boynuna tesmeni, ne bileyim zenciri salırlar. Biraz da et verirler, biraz da yemek verirler. Biraz da. O kime desen hürür, kime desen kapır, kime desen de paçasını yapışır. Çok önemli bir şey değil. Bunlar sabahlarıma yemeğini, itin yemeğini kim verse o diyecek kime hürsün, oyuna hürecek veya onu kapacak bunu. Yani öyle bir sayılmaz bunlar. Kim sayılar? Cevher Dedayı sayılar. Kim sayılar? Şamil sayılar. Ondan sonra Paşayev sayılar. Bunlar onlar için Çeçen milletler. Yani bunlar orada Çeçen milleti değil. Bunlar hemen biz ne diyoruz bunlara? Mangut diyor işte. Diyorsun böyle şey yani, bunlar millet değil. Bunlar hemen o Mangut'tan bana göre daha yakıcı bir söz diyebilirim. Bunlar ben hürmetsizlik istemiyorum. 12 bin adamı getirmişler orada. Rus paltarlarını kuşanmışlar. Özü de bir paltar giymiş. Çörnen üstünde Putin'in etkisi var. Bunlar iğrenç bir şeylerdi. Bu Çeçen milletinin, Büyük Çeçen milletinin, İyi Çeçen milletinin bana göre yüz karasıdır. Bunlar silinecekti. Tarih gelip geçecek ve bunlar silinecek. Bu Çeçen milleti bunu kabul edemeyiz. Bunları biz Çeçen olarak kabul edemeyiz. Bunlar bizde derdiler anasının emceğini kesenlerdiler. Yani Çeçen milleti gele orada Ukrayna. Bunu vururuk, onu vururuk. Hatta başka yerlerde de böyle Putin'in yanında durmuşlar bunlar. Bunlar Çeçen kelimesiyle bunları adını bir yerde bir cümlede getirmek doğru değil. Çeçen milleti çok şerif millettir. Çeçen milleti bizim kardeş milletimizdir. Biz her zaman Çeçen milletinin yanındayız ve mezlum Çeçen milletinin şimdi resmen o kadar işgal altına gitmişler ki daha sesler bütün iğitlerini kırmışlar. Ve yakçılarını kırmışlar, pislerini de böyle kullanırlar. Biz böyle yani bunu o kadar değeri yoktu ne insani olarak ne milli olarak. Çünkü bunlar Çeçen milleti. Bunlar demek bunlara doğru değil. Allah'ın da Allah Ekber diyor desin, namaz kılır kılsın. Hiç öyle değil. Onların Allah'ı da namazı da öyle hemen puldu ki, o etti ki, o yemekti ki atıp labların önüne ve öyle boş boş 5 günlük dünyada özlerini satıplar Rus işgalcılığına.